Merhabalar Start TV izleyicileri. Bu programki konuğumuz Sayın Mehmet Uzun Beyefendi. Kendisi 45 yıldır Büyükçekmece'de ikamet edip çok değerli bir abimiz. Ben kendisini aktif siyaset içinde bulunduğumda tanıyorum ama siz değerli Start TV izleyicilerine de kısaca tanıtmak isterim. Mehmet Bey Erzurumlu bir abimiz. 15 yıldır aktif siyasetin içinde bulunuyor kendisi. Evli, iki çocuk babası. Refah Partisi'nden, Fazilet Partisi'nden ve en son olarak da AK Parti'de yönetimlerde aktif siyasetin içinde bulunmuş değerli abimiz, büyüğümüz. Teşekkür ederim. Ayrıca AK Parti Büyükçekmece kurucularından. Valla Mehmet Hocam, sizin açıkçası vasıflarınızı, görevlerinizi, çalışmalarınızı saymakla bitiremeyeceğiz. Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Ama Start TV izleyicilerimize tanıtmak durumundayız. Sizi tanıyanlar zaten tanıyor. Teşekkür ederim. Ayrıca kendisi 1999-2004 Tepecik Belediye Meclis üyeliğinde bulunmuş. Birçok dernekle bağlantılı halinde çalışmaları var. Yerel Basın Birliği ve Büyükçekmece Fotoğrafçılar Derneği üyesi, Engelliler Derneği Buyender kurucularından kendisi, Erzurumlar Derneği Beylikdüzü, İstanbul Kültür Sanat Kürsat gibi derneklerin yönetiminde bulunuyor. Halen çalışmalarına devam ediyor Mehmet Hocamız, Mehmet abimiz. Teşekkür ederim. Mehmet Hocam, sizinle ilk olarak birçok konuşacağımız konu var muhakkak ki dolu bir abimizsiniz, tecrübelerinizden yararlanmak isteriz. Start TV izleyicilerimize de sizi anlatmak, daha da tanıtmak isteriz. Önce ben size siyasetle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Siz 15 senedir aktif siyasetin içinde bulunan bir şahsiyet olarak siyaset adına gözleminizi, yani tüm partiler genelinde kapsayan gözleminizi kısaca sizden bir alabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Önce ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Siyasi partiler tüzüklerinde yazıldığı gibi çalışmıyorlar. Siyasi partiler, bilhassa yerel siyasetçiler, yani söylenenleri, vaat ettikleri şeyler bir aldatmacadır. Evet. Tamamen kendi beklentileri, kendi çıkarları doğrultusunda siyaset yapıyorlar. Bu siyasette çalışan saf, temiz, pırlanta gibi insanların omuzlarında bunlar yükseliyorlar. Evet. Burada bir dava diye bir söylem var kimi partilerin. Davalar çok eskilendi. Şu anda dava falan yok. Şu anda ben bakıyorum, dava söyleminde bulunan insanlar siyasi partilerde ama eylemlerine davalar uyuşmuyor. Mehmet Hocam, özür diliyorum. Estağfurullah. Kısaca şu uslup artık kayboldu gibi. Hani biz de mesela eski siyaset kayınpederim de rahmetli ilim yayma kurucularından Kazım Savaş'ın gelini olarak onun tecrübelerini çok almış bir şahsiyet olarak ve gurur duyuyorum kendisine. Allah rahmet eylesin. Amin, inşallah. İki amin. Sene oldu kaybedeli. Yani tecrübelerine, onun da şahsının da Milli Selamet'ten çünkü Erbakan hocayla yoldaşlık yapmış. Şu uslup kattı görüyorum. Ben aktif siyasetin içinde bulunurken de bunu yaşadım. Bizim siyasetteki desturumuz görev talep edilmez, görev verilir. Aynen. O evet, üsluple evet. Siyasete gireriz. O üsluple hangi noktada faydalı olacaksak o görevleri istemeyiz. Verilir. Verilmesini bekleriz. Bu üslup anladığım kadarıyla ve gözlemlediğim birçok arkadaşlarımla, siyaset teşkilat içerisindeki arkadaşlarımla paylaştığım durum bu. Siz de herhalde buna katılıyorsunuz. Tabii katılıyorum. Yani şimdi şey var, artık öyle bir güne geldik ki insan egoistleşti. Bir insanlar tamamen hizmet noktasında söylemleri değil. Burada mesela siyasi partiler evvelden şuydu, bize bir şey gelirdi yukarıdan. Derdi ki Nalan Hanım şu birimin başkanı. Biz Nalan Hanım'a tabi olurduk. Hiç eleştirmezdik. Çünkü bir hiyerarşi vardı orada. Evet. Şu anda öyle değil. Gruplara ayrılmışlar. Ahmet'in grubu, Mehmet'in grubu, Hüseyin'in grubu aynı çatı altında. Ve bilip bilmeyen siyaseti. Çünkü bakın, rahmetli Erbakan Hoca'nın inanç tekeden süt çıkartır diye bir şeyi vardır. Şimdi inanç olmadı mı? Bu olmuyor. Tayyip Bey'in Refah Partisi döneminde Sabahattin Eşim'le biz sıkıyorduk.
gece saat 3'e kadar binaları geziyoruz. Evet. Akıllı telefonumuz yok, selfie'miz yok, ispat edecek bir kaydımız kuydumuz yoktu. Şimdi bir ev ziyareti yapıyorlar, 10 tane selfie, Ahmet'in grubu, Mehmet'in grubu, yani bu siyasi partilerdeki bu ayrışma başarıyı da götürüyor. Ama benim şu tespitim, her zaman ben bunu söylüyorum, bu bölgede seçim kazanmak kadar kolay bir bölge yoktur. Evet. Bu bölgede insana dokunacaksın insanlara. O çok önemli. 90'lı yıllarda Tepecik'te 70 bin nüfusu vardır. Tepecik'in hep Anadolu ağırlıklıdır. O 90'lı yıllarda bu başörtüsü tam zirvedeyken, yani en şiddetli döneminde. Ama 3 dönem bir CHP'li başkan orada seçimi kazandı. O dönemlerde. Ben hep mitinglerdeydim. Başörtüsü mitingi, yomat mitingi. Niye bu kazandı? Çok değerli bir abimdir. Severim onu da, eski başkan. Şunu yapıyordu. Dokunuyordu. Şaşalı yaşamı yoktu. Evet. Halktan biriydi. Evet. Bir gün ben meclise girdim. Orada bir CHP'li arkadaşını söyledi. Ya Mehmet Bey dedi, sizin bir sakallı bir abi var hacı. Refah Partisi'nde. Afiş asıyor, bağırıyor. Heyecanlı bir abi. O bize oy verdi. Abi nasıl olur dedim. Hacı'yı buldum ben. Ya abi nasıl yapıyorsun CHP'ye oy veriyorsun? Hani biz Refah Partiliyiz, o zaman biraz daha fanatik bir takılıyoruz falan. Ya dedi, ben CHP'yi falan sevmiyorum. Niye oy verdin? Ya bir gün Tepeci meydana dururken, bir de bizim Erzurum şivesiyle omuzuma tokun diye. Evet. Döndüm başkan. Dedi ya abi nasılsın? Gel belediye bir çay mı iç. Ele hoşuma gitti ki oyumu ona verdim. Şimdi bu insan dokunmuyorlar. Bir başkan geliyor, arkasına bir ordu. Samimi iletişim çok önemli. Çok anlıyorum önemli. Ben. O gelmeden onun soğuğu geliyor. Şimdi o başkan gitti. Hı hı. AK Partili bir başkan geldi. Allah rahmet etsin, öldü. Bu geldi, bunda bir şaşa, arabalarında lambalar yanıyor, korumalar. Bu hem partiye zarar veriyor, hem onun kariyeri gidiyor. O yüzden ben samimi olan insanların olduğunu inanıyorum. Her partide. Evet. Sayılan az olduğunu biliyorum. Samimilerin parası yok. Dayısı yok. Evet. Samimi olmayanların dayısı var, parası var. Bu, evet. Bu iki kitle savaşıyor. Özetle evet. Özeti bu. Evet. Parası var, gariban çok iyi, dayısı yok. Parası var, gariban değil, dayısı var. O her makamı o adam geliyor. Yani tespitin bölgede bu benim. Evet. Peki Mehmet Bey, son bir siyaset adına son bir soru daha size yöneltmek istiyorum. Siz Fazilet Partisi'nden Refah Partisi'ne, son olarak AK Parti'de aktif siyaset yaptınız. Tecrübeleriniz muhakkak ki fazladır. Siyaset yaşantınız, yani siyasete devam etmeyi düşünüyor musunuz, yoksa burada bir nokta mı koyuyorsunuz? Öğrenebilir miyim? Ben 89'da Refah Partisi'ne başladım, Tayyip Bey il başkanlıyken. Tayyip Bey'in ben peşinde bir gölge gibi dolaştım. Tayyip Bey'in bütün resimlerini, bütün haberlerini hep arşivledim. Babamla çok rüyamda görmüşüm Tayyip Bey'i. Evet. Refah'tan. O değineceğim şimdi. Refah'tan geldik, Fazilet'e geldim. Ben Fazilet'te meclis üyesi oldum. AK Parti kurulurken o aşamalarda vardım. İlk AK Parti'ye geçen meclis üyesi oldum. Nezir Hoca söyledi bana, yani bilmiyordum. O aşamalarda bulundum. Fakat 99-2004'te o bitti meclis üyeliğim. Ben tekrar bir aday oldum. Ne yazık ki işte burada ilçe başkanı, belde başkanı, plakalarımız çok farklıydı. Hı hı. Bir de ben çok sorgulayan bir karakter yapım var. Yani yarın belediye alırsa bizi sorgular, bundan uğraşamayız. Adam bunu def edelim, bir düşünce sakinliği. Evet. Beni yedeklere dahi koymadılar. 11 asil, 11 yedek, ben yedekte yokum. Evet. İl başkanlığı, Ankara, yazmadığım yer kalmadı. Ya bana bir cevap verin, nedir benim kabahatim? Evet. Olmadı. Yani özetle bu bölgede, hatta İstanbul'da, belki Türkiye'de 52 ile 62 arasındaki rakamlar, eğer bir sayısal gibi düşünürse, en çok piyango bunlara vuruyor. Evet. 52 ile 62 arasında. O izleyiciler bunu mutlaka anlarlar. Evet. Ben samimi insanların siyaset yapmasını, kamu malına sahip çıkmalarını, kamu malını kendi malı gibi bilmelerini istiyorum, ama şu anda günümüzde bu ne yazık ki yok. Parası olan konuşuyor. Olmayan da işte böyle garip garip, işte benim gibi kenarda duruyor. Fakat şu anda siyaset yapmıyorum. 2004 yılından beri aktif siyaseti bıraktım. Ama yaşam bir siyaset zaten. Daha sonra yani Mehmet Uzun'u siyasette görebilecek mi? Hayır, yok. Yok. Çünkü artık ben yoruldum. Şimdi şu oluyor. Eğer benim bilgilerime başvurulursa, en azından bir değer verilirse yardımcı olurum. Her zaman çalışırım. Yeter ki ülkeme, bölgeme
fayda getirecek bir insan ve bir proje olsun, ben canımı veririm. Ben kendim kamuya adamışım. Mesaj net alındı hocam. Kendimi kamuya adamışım ben. Yani Mehmet Bey, teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Yani siyasete zaten ben biliyorum ki size siyasete dair bir saatlik program da yaparız. Teşekkür ederim. Ben sizin dernek çalışmalarınıza ve hassas, onu seyircilerimle paylaşacağım biraz sonra zaten, hassas kişilik yapınıza da değinmek istiyorum. Yalnız şuna değinmeden, siyaseti bitirmeden, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da birkaç kez görüşme imkanı yakalamışsınız. Hatta Bilal Erdoğan Bey'in de düğününde bulunmuşsunuz. Evet, evet. Muhakkak ki güzel anılar biriktirmişsiniz. Mutlaka, tabii ki. O görüşmeyi kısaca Start TV izleyicilerine paylaşabilir. Tabii ki. O AK Parti kurulma aşamalarında Tayyip Bey'le ben telefonla konuşuyordum. O da beni birkaç sefer aramıştı. Sonra bir iki bayramda ofisine gittim. Bir gün kardeş aradı beni. İşte düğün var Bilal Bey'in, davetiye yollayalım. O zaman Esenyurt henüz ilçe oldu, yoktu. Beylikdüzü ilçe değildi, Büyükçekmece bağlı. 10 davetiye geldi, bir tanesi benim de. Onur duydum ben. Bir bana değer verip düğüne davet ettiği için düğüne gittim. Sonra tabii daha önceleri Tayyip Bey'in o Pınarhisar süreci vardır. Pınarhisar'a o hüküm netleşince çok moralimiz bozuldu. Bir gün balkona çıktım, hüzünlüyüz. Kızım içeride üniversite imtihanları çalışıyor. Bir yanda Yasin, bir yanda test kitabı. Kızım, Yasin neyi okuyorsun? Tayyip amcama okuyorum. Evet. Ve test çözüyor. Ve kızım üniversiteyi bitirdi. Kızım 2 sene evde işsiz oturdu. Kızım da isyan etti. Neyse, biz Pınarhisar'a gittik Tayyip Bey'i görmeye. Ben hep şöyle bekliyordum. Bir salon, işte koltukları var. Görüşeceğiz. 5 metre bir dar koridor, 2 metrenin de izbe bir yer, kötü bir bank, kötü bir masa. Oturduk 5-6 arkadaş, Tayyip Bey geldi. Beyaz bir yüzü, bembeyaz. O anı anlatamam ben çünkü çok üzüldüm. İşte o, daha önce yazdığım bir şiiri takdim ettim. Dedim, başkanım bunu ben gece saat 3'te yazdım, teşekkür etti. Sonra, özür dileyerek söylüyorum, bu şiirdi tabii ki. Şiirde bir virgül koysak da. Özür dilerim. Sonra Büyükçekmece bir açılışa geldi. Ben bu şiiri böyle büyük bir çerçeve yaptım, tekrar verdim. Bu şiir Büyükçekmece AK Parti ilk kurulduğu zaman duvarda asılıydı. Şu anda yok. Kaldırdılar. Birçok yerde yayınlandı ama benim çok değer verdiğim, çünkü duygu dökmüşümdür. O yarım saat yazdığım bir şiirdir. Hep saklarım onu. Lütfen okursan sevinirim. Evet. Teşekkür ederim. Mehmet Bey'in şahsına ait, kendisi de ifade ettiği gibi başkanımıza, Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a atıfen yazılmış bir şiir. Ben de ilk defa okudum biraz önce. Çok da etkilendim. Kaleminize, yüreğinize teşekkür, sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Pınarhisar adlı şiir. Emanet etmişim sana canımı. Ne olur ona iyi bak Pınarhisar. Aldığım gibi geri ver başkanımı. Çünkü bir eşi daha yok Pınarhisar. Ulusumun umudu sana emanet. Çiçekler götürüver Demet Demet. Selamımı söyle ona bir zahmet. Hali keyfi nasıl? Bir bak Pınarhisar. Hüzünletme ne olur gönlünü, hoş tut. Gelenlere sır ver, yolları boş tut. Şu karanlık geceye bir ışık da sen tut. İlk meşaleyi orada yak Pınarhisar. Sanma ki çile çeken garip bir mahkum. Adalet canındır verse de hüküm. İki elim böğrümde ben iki büklüm. Yüreğime saplanmış ok Pınarhisar. Biliyorum şafakta semadadır elleri. Şaşırtmıştır yurtta boş gönülleri. Toplayıp da götürün bütün gülleri. Miski amber gibi kok Pınarhisar. Kalemim yazmıyor kağıtlara küs. Krallar giyindim takamam ki küs. Konvoylar yapıldı otobüs otobüs. Hep sana geliyor bak Pınarhisar. Şair Mehmet'im hecelerim hediye. Hala çözemedim niçin ne diye. Arkasında boynu bükük bir belediye. Bırakıp da sana geldi bak Pınarhisar.
Tekrar üzerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Kaleminize sağlık. Sağ olasınız. Çok duygu yüklü hakikaten. Sonra ben bir mektup göndermiştim kendilerine. Bir dörtlük yazmıştım. Hala aklımdadır. Buyurun. O dörtlükten sonra bu mektubu göndermişlerdi. Buyurun. Sağ olsunlar. Umutlar senden yana, gönüllerde sen. Dertler bizim olsun, biz çileyi çekeriz. Önümüzü kesemez bu zifiri karanlık. Gözümüz tan yerinde doğuşunu bekleriz diye mektup yazmıştım. Sonra bir Pınar Esad Kaşeli mektup geldi. O mektubu da siz okuyun lütfen. Siz okuyun. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Uzun Bey'e o dönemde gönderdiği mektubu da siz Star TV izleyicilerine paylaşmak istiyorum. Tarih 07.06.1999. Sevgili kardeşim, mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum. Selam ve dua ile. Recep Tayyip Erdoğan. Bu şekilde kendisine de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cevap gelmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi size dernek çalışmalarınız, hobileriniz ve neyse onu sonra program sonunda ifade edeceğim sizden çok etkilendiğim yönlerinizi. Dernek çalışmalarınızdan biraz kısaca bahsedersek, birçok dernekle program başında da belirttiğim gibi ilişkiniz var. Bütün kapsamında derneklerle ilişkilerinizi tabii, kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Ya şimdi siyaseti bırakın da ben bu işte siyasi aktivitelerin yerini nasıl doldurabilirim? Çünkü ben insanlarla iletişim halinde olmam gerekiyor. Evet. Yani biraz da o işlere hevesliyim, siyaset gereği işte. Evet. İşte Büyükçekme Erzurumlar Derneği, Beylikdüzü Erzurumlar Derneği, Beylikdüzü Külsat, Büyükçekme'de Meclis Üyeleri Derneği yönetimdeyim. Bunlar bir tarafa, fakat Büyükçekme'de de kısa adı Büyender olan engelli dernek kurucularından şu anda bizim kermesimiz var Büyükçekme'de de. Evet. Lütfen orada bankaların olduğu yerde de Aras Kargo'nun yanında izleyicilerimizle de paylaşalım. Yardımcı olsunlar. Hocam Büyender tekrar alabilir miyiz? Büyender Engeller Derneği kermesi var şu anda da. Yer olarak bir daha söyleyeyim. Bankaların orada Aras Kargo var. Aras Kargo'nun yanında. Kermes ne kadar sürüyor? 10 gün daha var. 10 gün daha var. Engeller yararına, Büyender adına izleyicilerimiz de bilgisi olsun, ziyaret ederlerse memnun oluruz. Çünkü hepimiz engelli adayız. Evet. Bu anlamda. Şimdi ona biraz devam edeyim. Buyurun. Şimdi o derneği kurduk, hiçbir şeyimiz yok. Kira ödeyemiyoruz. Yani bir mekan var. Ben kıyafet topluyordum o dönem. Bu kıyafetleri dernekte sattık, işte kira verdik falan. Sonra bu bende bu şey yaptı. Bir alışkanlık haline mi diyeyim, o mutluluk devam etsin diye ben bunu devam ettirdim. 6 yıldır ben bu işi yapıyorum. Allah razı olsun. 2 yıl Beylikdüzü Kader Mahkumlar Derneği, biliyorsun Necdet abi vardır. Oraya götürdüm. Orada mahkumlar mektup gönderiyorlar derneğe. İşte mahkum diyor ki bana eşofman lazım, ayakkabı lazım, şu olur, bir mektubu var. Mektubu masaya koyuyorlar. Evet. Bizim götürdüğümüz yardımlardan koliyi dolduruyorlar. 2 yıl bütün hapishanelerdeki insanlara ben vesile oldum. İşte insana bana getiriyor, ben götürüyorum. 2 yıl Erzurumlu bir filograf, bir sanatçısı, bir bayan arkadaşım var, hemşire. O götürdü Erzurum'un köylerine, o dağıttı. Kızım şimdi Diyarbakır'da öğretmen. Geçen 20 yıl öncesi yazdı, baba öğrencilerin elbiseleri yok. Onlar gönderdim o okula. O kızlar giydiler o elbiseleri ve çocuklar bayram yaptılar ve video çekti, bana gönderdiler. Evet. Mehmet Hanım da teşekkür ederiz. Bana Büyükçekmece'yi verirseniz ben bu kadar mutlu olmam. Arabamın arkasında her zaman benim bot mont vardır. Kışın bir sokağa ben girerim. O sokakta çocuklara bakarım. Botu montu olmayan çağırıp giydiririm. Ben hareket ederim. Aynadan baktığım zaman çocuk üzerine şöyle bakarken o andaki mutluluğumu anlatmam, kelimelere dökmem mümkün değildir. Çok ben iyi bunu hala yapıyorum. Oyuncak topluyorum. Sizin gibi abilerimizden ve şahsınızda oyuncak topluyorum. Sizin gibi sağ olun. İnsanlardan Allah razı olsun. Sağ olun. Zaman zaman şahsım ve arkadaşlarım da bu huzuru yaşamanın sevincini, yani şeyini paylaşıyoruz. Biz de elimizde mutlaka, tabii ki, mutlaka, bir şeyler mutlaka, yapmaya tabii, çalışıyoruz. Tabii. O noktada size katılıyorum. Verdiği huzur ve sevinç hiçbir şey... Hayır, o başka bir şey. Ya
Yani ben bunu hani şu denilir, işte bir eli bir diğer el görmeyecek. Hayır, şu anda teşvik amaçlı söylemek zorundasınız. Yani evet. Şunu diyorum, herkes kendi sokağındaki fakiri kollasa, evet. Giydirse, kesinlikle, baksa kesinlikle. Hiç sorun yok. Şimdi ben bir eleştiri daha getireyim. Şimdi benim sokağımda bir vatandaş var, fakir veya bir cüzi geçiniyor işte biliyorum. Ya benim sokağımdaki fakir dururken ben Afrika'ya nasıl yardım ederim? Evet. Bana ters geliyor. Önce benim sokağımdaki insan doymalı. Hepimiz doyduk, arttı. Afrika'ya gönderelim. Ben önce kendi bölgede, zaten cuma günlerde hutbede ne diyor? Akrabaların çevreni diyor. Kesinlikle katılıyorum. Mehmet Bey, bir de sizin güzel sanatlara ve şiir de yazıyorsunuz aynı zamanda, onu da şey yaptık, belirttik. Güzel sanatlara da ilginiz var. Fotoğraf çekiyorum, evet, evet, üyeliğim var. Var. Bir de bir antoloji şiir kitabında yer aldınız. Biz bu şiir kısmına sizinle şiir durakları programımız var. Orada sizi ayrıca ağırlamak isteriz. Teşekkür ederim, memnun olurum. Gelirseniz biz daha çok memnun oluruz. Teşekkür ederim. Bir de beni çok etkileyen, sizi adeta özetleyen bir cümlenizi, sizin cümlenizi Star TV izleyicilerimizle müsaade ederseniz estağfurullah, lütfen, lütfen, lütfen. Mehmet Bey'in şu cümlesi herhalde zannediyorum ki Mehmet Uzun özetidir. İnsana dair, insanın mutluluğuna vesile olacak her aktivitenin içinde olmaya gayret ediyorum. Nokta. Evet sevgili Star TV izleyicileri, bu haftaki Nalan Savaş'la Yaşama Dair programımızın konuğu değerli hocam Mehmet Uzun Beyefendi'ydi. Kendisine son olarak tekrar sorayım. Son olarak Mehmet Bey, söylemek istediğiniz Star TV izleyicilerinize bir mesajınız var mı? Ben teşekkür ediyorum Star TV'ye, size davetinden dolayı. Yine bahsettiğiniz gibi insana dair güzel ne varsa orada olmaya gayret ediyorum. Ben hayırlı cumalar diliyorum. Allah ülkemizi, milletimize zeval vermesin, amin. Düzlüğe çıkarsın. Amin. Bütün temennim ülkemin ve insanımın iyi olması. Başka beklentim yok. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Davetinizden dolayı biz eksik olmayın efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok memnun olduk. Sağ olun. Evet Star TV izleyicileri, bir sonraki programda buluşmak üzere. Ne diyoruz? Biz sizinleyiz. Siz de bizimle olun lütfen.